Evet, merhabalar. Bekleyelim 2 dakika. Toplansın insanlar. Ben de şurayı toparlayayım. Merhaba, merhaba. Evet. Şöyle bir yüksekten tutalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hemen şu fimogelimi toplayayım çünkü bugün fimogelle çalışmayacağız. Evet. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bugün paylaşımımı görmüşsünüzdür. Yeni bir hamur geldi bize ve onu birlikte deneyeceğiz tabii ki de. Şöyle kameramız tam böyle net bir şekilde göstersin. Bir tarafı biraz, şuralar karanlık olabilir mi? Yapacak bir şey yok. Işığım ancak bu kadarını alabiliyor. Şey yapabildiğim kadar aydınlatmaya çalışıyorum ortalığı, ama oy böyle daha da kötü kırpıyor. Evet, tamam, bu kadar. Evet, bugün şöyle bir ürün geldi bize, hemen onu açık göstereceğim. Ürün Smart'a havayla kuruyan bir kil. Nasıl bir kil, kendini nasıl gösterir, kendini ne şekilde bize şeyini gösterir. Dilekçim hoş geldin, bugün çok andım seni çünkü bir şey arıyordum kumaş olarak ve dedim ki Bursa'da kesin vardır. Şöyle. Evet, öncelikle bunun ne olduğunu size anlatayım. Ondan sonra bakalım nasıl, ne şekilde çalışılıyor. Çünkü ben de biliyorsunuz hani genelde fırınlanan hamurla çalışıyorum. Bu bir model yapımı için bir kildir. Havayla kuruyan bir kildir ve gamması çok geniş. Renkler çok güzel. Sarı, yeşil, mor, kırmızı, fuşya, mavi, siyah, beyaz, yeşil, toprak rengi var. Yani terakota dediğimiz bir renk. Teşekkür ederim. Orijinal kendi rengi var ve tekrar bir siyah var. Hepsi deneyeceğiz, bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışacağız. Dediğim gibi ben de ilk defa kullanacağım polimerkili, yani hiç açmadım bile. Ve ilk defa bir şeyler deneyeceğiz. Ne deneyeceğimi bile bilmiyorum şu an. Ama mutlaka bir ürün çıkaracağız ortaya. Benim araştırmalarıma göre bu kil genelde çiçek yapımında muhteşem kendini gösteriyormuş. Çiçek yapımından ziyade de hani bazı objeler yapılabilir. Bazı
minyatürler yapılabilir. Su ile temas ettiği zaman kendini nasıl gösterir onu bilmiyorum. İnanın ki hiç bilmiyorum. Ama tabii ki de çalıştıktan sonra mutlaka bir tanesini sürekli su ile temas etmeye çalışacağım ki deneyeceğim ki ve bakalım ne hale gelecek. O yüzden hani ancak ondan sonra diyebilirim bardaklara çalışılır mı? Hani nasıl bir bardaklara? Sürekli kullandığımız bardaklara çalışılır mı? Çalışılmaz. Ancak kullandığı yani suyla temas ettikten sonra misal birkaç sefer ürünü yıkadıktan sonra tabii ki de o zaman deneyebiliriz. Sanırım tutkal için tutkal gerekiyor çünkü havayla kuruyan bir ürün bilmiyorum çalışılıyor mu çalışılmıyor mu onu ben şu an net bir şey söyle evet çalıştıklarını gördüm ama şey hani sonradan bir değişiklik oluyor mu olmuyor mu onu da bilmiyorum. Nereden bulabilirsiniz? Smart Clay diye bir sayfa vardır. Oradan temin edebilirsiniz. Hatta şuraya yazabilirim size. Etiketleyelim kendisini. Smart Clay. Etiketledim ben. Paylaştım. Smart Takviye sayfasında bulabilirsiniz bütün çeşitleri ve çalışma görsellerini. Şimdi bugün ben bardağa çalışalım desem bilmiyorum hani bardağa çalışalım mı? Ondan sonra tabii ki onu bakacağız hani acaba bir değişiklik olacak mı olmayacak mı? Bilmiyorum. Bir çeşit porselen hamurum. Şimdi şöyle porselen hamuru ayrı bir şey vardır. Bir de polimer kilde havayla kuruyan bir şey vardır. Bu porselen hamuru değil. Çünkü üzerinde porselen hamuru diye bir şey yazmıyor. Modelin clay diye yazıyor. Yani büyük ihtimal bu havayla kuruyan kildir. Çünkü polimer kilde de var biliyorsunuz fırınlanan bir killer vardır ve havayla kuruyan bir killer vardır. İkisi farklı bir şeydir. Sen de aldıysan sen de aç bakalım bakalım ne çıkaracağım ortaya. Anahtarlık çalışılabilir büyük ihtimal. İşte küçük benim çalıştığım objelerden çalışılabilir muhtemelen. Tabii sürekli kullanacağız ki anlamak için hani acaba ne olacak? Neye benzeyecek? O yüzden bardağı mı çalışalım ne dersiniz? Bardağa çalışabiliriz tabii ki. Şimdi hamur fiyatı çok uygunmuş. Evet, takılara, tokalara, toka objelere, işte yüzükler, küpeler, neydi onun adı? Zincir uçları. Onlara bence çok uygun bir ürün. Çünkü hani ben gördüm takılara çalışan çok çok kişi var. Takılara gayet uygun olacağını düşünüyorum. O yüzden takılara çalışılabilir bence. Hiçbir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. O yüzden deneyelim. Ne dersiniz? Nereye deneyelim? Kavanoz kapağı. Ha, kavanoz kapağı. Doğru. Kavanoz kapağına da ben bugün düşündüm. Fakat nasıl bir şey biliyor musunuz? Düşündüm. Şöyle hemen göstereyim. Kavanoz kapağı sürekli kullanılacak bir şeydir. Fiyatı ne kadar? Fiyatını ancak sayfaya girip bakabilirsiniz. Kavanoz kapağını ben şöyle bir kavanoz kapakları düşündüm. Mum kavanoz kapakları. Yani içi mum olacak. Üstü de kavanoz kapağı. Yani şöyle üst kavanoz kapağı süslü olacaktır. Tabii çiçek de olabilir. Hani artık ne isterseniz olabilir. Evet. Ne yapalım biz bardağı çünkü bizi daha çok bardağı ilgilendiren bir durum değil mi? Bardağı çalışalım mı? Ben bugün bir sürü şey kaydettim. Hani belki çalışırız diye. Bardağı çalışabiliriz diye düşünüyorum. Vernik gerekiyor mu? Evet, vernik kullanılabilir diye düşünüyorum. Hani verniksiz
ürün olur mu bilmem ama vernik pek konuşamadım. Vernik de kullanılır diye düşünüyorum. Bardağı kullanalım. Evet, tamam. Okey. Bardak olsun. Bizim her zamanki kullandığımız bardaklar, beyaz bardaklar. Şöyle. Fakat benim tutkal birazcık almam lazım kendime. Asistanı şimdi söyleyebilirsin. Havayla kuruyan bir ürün. Hayır, istediğiniz kadar verin. Eğer hamurun kendisi suya bardakta denlendi, 2 gün kuruduktan sonra bulaşık makinesi yıkandı ve hiçbir şey olmuyor. Tamam, biz de bir deneyelim bakalım. Eğer hamurun kendisi suya dayanıklı değilse bardağı istediğiniz kadar vernik yapın. Çünkü vernik sabun bazlı, vernik su bazlı ve vernik de zamanı gelince tamamen oradan gidecektir ve şey olacaktır. Hamura ulaşacaktır yani su. O yüzden bir bakalım, bir deneyelim. Biz bardağa çalışalım o zaman. Bardakta bir çiçek yapalım o zaman. Değil mi? Yapalım. Evet, şöyle morumsul bir renk olsun istiyorum. Ne dersiniz? Beyaz kullanmak istiyorum ben. Şu orijinal rengini de çok merak ediyorum. O yüzden alıyoruz şöyle makasımızı. Kaç günde kuruyor? Şimdi ben size arkadaki olan yazıları okuyayım. Tabii benim şeyim nerede? Gözlüğüm, tek gözlüğüm. Onunla ancak okuyabilirim size. Evet. Bakalım neymiş. Özellikleri. Smart'ta havayla kuruyan ince çalışmalar için mükemmel yumuşak ve esnek bir kildir. Bakın, porselen hamuru veya seramik hamuru demiyor. Beyaz killer yağlı boya, akrilik boya ve kuru pastelle renklendirebilir. Farklı renk Smart'ta kilden birbiriyle karıştırılabilir. Çiçek, takı, minyatür, dekoratif ve mozaik çalışmalar için idealdir. Kullanımı sadece ihtiyaç duyduğumuz miktarda ürünü çıkartın ve kullanın. Kalan ürünü kurumaması için hava almayacak şekilde sarın. Yumuşaklığı el kremi ile ayarlayabilirsiniz. Son ürünün doğal ortamda ve oda sıcaklığında kuruması önerilir. Oda sıcaklığın ortamda 24 saatte kurur. Uyarılar. Boya kullandığında ekleme miktarına ve kullanılan boyaya bağlı olarak nadiren bozulma yaşanabilir. Elinize çizik veya şişlik varsa kullanmayın. Kullandıktan sonra elinizi bol suyla veya sabunla yıkayın. Nadiren kullanım sonrası alerjik reaksiyon gösterebilir. Yutulmamalıdır. Bir de şöyle bir şey var. Bu ürün Türkiye'de üretiliyor. Yani muhteşem bir şey. Türkiye'de üretilmesi. Tabii ki bizim işimize ne kadar yarayacağını onu da hep birlikte şimdi göreceğiz. Evet, internette N11'de var. Hepsi burada .com'da var. Hobi 24'te var. Anka Sanat'ta var. Sanal Kırtasiye mi neydi? Hepsinde var hemen hemen. Deneyelim. Bakalım, değil mi? Şimdi beyazı alacağız. Şu orijinal rengine ben bir bakayım mı ne rengi olduğunu merak ettim. Orijinal rengi de beyazmış. Şöyle. Bakayım. Tutkal gibi kokuyor. Şöyle. Ve beyaz rengine bakayım. İkisi aynı mı acaba rengi? Krem oranını kendimiz bakacağız. Sanırım ikisi de aynı. Renkleri. Nasıl çıkaracağım bunu buradan? Şöyle. Şöyle. Bu birazcık kremsil orijinal rengi. Şöyle. Gerçi siz göremezsiniz oradan. Biz beyazı kullanalım. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Biz alıyoruz şöyle streç filmimizi ve sarıyoruz açtığımız hamuru, değil mi? Ya da şeylere koyabilirsiniz. Herhalde kilitli poşetlerde durur diye düşünüyorum.
Evet, anladım. Teşekkür ederim Büşra Hanım. Şöyle ben sarıyorum hemen bunu. Hava geçmesin. Transparantımızı sardık. Evet, bakalım. Şimdi şu renkleri kaldıralım buradan. Ben şu beyazı kullanacağım. Elimi güzelce siliyorum tabii ki de. Aa, toz vesaire bulaşmasın. Evet. Merhabalar. Safiyeciğim, hoş geldin. Şöyle koyalım da görünsün, değil mi? Mor kullanacağım. O yüzden bunu altına alıyorum. Moru açıyorum ben. Şöyle bismillah diye başlayalım, değil mi? Ay bilmiyorum valla, ben sizden beterim, heyecanlıyım. Siz benden betersiniz. Ben heyecanlıyım, siz benden betersiniz, şöyle diyeyim. Çünkü ben de ilk defa bu hamurla çalışıyorum. Aa, şöyle biraz beyaz hamur alacağım. İçine birazcık mor katacağım. Az bir şey karıştıralım bakalım nasıl bir şeymiş. Çiçek yaparız Safiye. Aa, çok merak etmiştim. Birkaç sayfada görmüştüm. Faydalı bir yayın olmuş hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Fiyatı uygunmuş. Evet. Aa, yani şöyle. Sanırım bunlar kaç liraydı ya? Ay durun bakayım ben ya. Niye ben şey yapıyorum ki? Hemen bakıyorum. Şeyden. Hemen bakalım. Smart Takılayı diye yazıyoruz. Ve bakıyoruz. Smarta Clay. Evet. Smarta Clay modelleme hamuru. Bak 25 lira. Tamam, burada 24,90 100 gramlık. Neredeymiş? Benim baktığım yer neresi? Tahta Kale Hobi'de bakıyorum ben. Şöyle tatlı morumsul bir renk oldu. Şimdi ben bunları hepsini açtım ama sanırım uy. Telaş ediyorum yani kurumasın elimde. Bir de ürünü heba etmeyeyim. Şunları şuraya bırakıyorum. Masam açılsın birazcık. Evet. Ama şimdi bakın bu havayla kuruyan bir kildir. Bu farklı bir şey. Bizim kullandığımız şey farklıdır. Şimdi bir de makinamı sileceğim. Bakacağım makineden geçirebiliyor muyuz? Makinamızı güzel silelim. Hiç polimer kil falan bulaşmasın bu garibanıma. Yeni geldim buraya, böyle her şeyimi bulaştırdılar demesinler. Şöyle makinamı sildim güzelce. Evet, porselen hamuruna benziyor ama bu kil. Yok, 24 saatte kuruyormuş ya. Ya bakın. Aha, buralara bir şey bulaşmış. Ve ıslak mendille silinebiliyor. Bakın. Şöyle. Wait. Şöyle. Evet. Açıldı valla. Şimdi şuraya bir tane. Önce şunu açacağım. Bir tık kalında. Ben kendi şeyimle çalışacağım. Hani kendi usulümde çalışacağım. Tabii ki sizler daha iyi bilenler kendi usulünde çalışıyorlardır. O yüzden artık bir yerde yanlış yaparsam uyarırsınız. Çünkü hamurla ilk defa çalışıyorum.
Evet. Şimdi bu hamuru biraz çoğaltmam gerekiyor. Çünkü bu hamur benim yapraklarıma çok az gelir. Neden çoğaltmak istiyorum ki hepsine yetsin? Şöyle. Ya illa ki polimer kilden buna geçiş yapmak zorunda değilsiniz. İkisini de kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ama tabii ki yani yok benim hoşuma bu daha çok gitti dersiniz. Tabii ki. O zaman bunu kullanırsınız. Şöyle. Çok yumuşak. Evet yani çiçekte çalışılır da modelle şey hani bebeklerde bilmiyorum onu bir denememiz gerekir. Zaten bu hafta sonu cumartesi porselen hamur ustasıyla bizde burada bir yayın olacaktır arkadaşlar. Ve o yayına hepiniz davetlisiniz. Ben de bu hamuru kullanırım. O da kendi porselen hamurunu kullanır. Ve biz bakarız neler yapabiliyoruz, tamam mı? Teşekkür ederim. Var var, Nivea'm var bende. Nivea'dan bahsediyorsunuz değil mi? Nivea krem. Bu kili bardaklara kullanabilir miyiz bilmiyoruz. Şu an deniyoruz arkadaşlar. Biz bardağın üzerine deneyeceğiz bunu. Ondan sonra bu kuruduktan sonra ben bu bardağı yapıştıracağım. Ve her gün bu bardağı kullanıp çay içeceğim. Ve her gün bu bardağı yıkacağım. Bir iki hafta sonra hep birlikte bakacağız. Bardakları ben Portland'dan alıyorum. Yani son aldığım bardaklar Portland'dan. Bu şey neydi o? Teddy. Tamam, tamam anladım Zülal Hanım. Bir bakar mısın bana? Şurada krema vesaire olduğu yerde Nivea krem var. Onu getirir misin bana lütfen? Mavi kutudur, üstünde Nivea yazıyor. Evet, teşekkür ederim. Gönderim Safiye aşk olsun yani senden daha mı değerli? Dermişim ama göndermeyeceğim. Evet, soğuk porselende de kullanılıyor biliyorum. Ben bakacağım. Ben şimdilik krem kullanmayı düşünmüyorum. Bakacağım ama yine de aldım yanıma kremi. Ne olur ne olmaz yani. Batırmayalım güzel hamuru. Beyaz tutkalla yapıştırırsam bu bardak yıkandığı zaman da tutkal gider. Evet, 2 dakika sesi kapatıyorum arkadaşlar. Ben tutkalımı da yanıma alayım. Yaprakları tutkalla yapıştıracağım o zaman, tamam mı? 2 dakika. Sadece sesimi kapatacağım.
Evet, buradayım. Takı, evet, takı için uygundur. Takı, toka, ondan sonra mesela perde halkaları, peçete halkaları olabilir. Kopatlarımızı da hazırlayalım. Kopat değil de şey, vinyl. Şu vinyl'i kullanmak istiyorum ben. Bakacağım şimdi. Oo, çok güzeldi. Şuna bakar mısınız desenlerine? Ne yaprağı bilmiyorum tabii ki de. Evet, teşekkür ederim. Evet, tutkalımı da aldım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bakalım hangisiyle çalışacağız. Şunu da bırakayım. Belki bu da işimize yarayacak. Evet. Bunları şöyle kenara ayırıyorum. Ve devam ediyoruz. Evet, bu yayını kaydedeceğim. İnşallah. Bir sorun, bir sıkıntı olmazsa kayıtta kalacaktır. Aha, kayıtta kalır inşallah. Çünkü benim şu an şarj seviyem 4'te. Çok iyiymiş. Şöyle yapabiliriz, ben yarım saat değil de 10 dakikaya çıkıp şarj edebilirim şeyimi, telefonumu. Çünkü telefonum şarjda dedi ama biliyorsunuz, hikayemi gördüyseniz, olaylar her zamanki gibi. Tekrar ilk TV'den izliyorsunuz. İlk TV'den tekrar girip izleyebiliyorsunuz. Evet. Hemen şöyle. İşte bir şahıs, yine de o hırsız olan şahıs. Bütün Rusya'daki ustalardan. Arkadaşlar, benim seviyem 3'e iniyor. Ben şimdi 10 dakikalığına kapatıyorum ve tekrar giriyorum. Çünkü yoksa kayda olmayacaktır. Tamam mı?